Evet, tekrar merhaba. Eğitimin son kısmındayız. Hafta sonu seansımızın son kısmındayız. Şimdi sahibinden satılıkları ve sahibinden kiralıkları randevu alıyoruz. Alamıyoruz, kaydediyoruz, bir daha arıyoruz. Asla vazgeçmiyoruz, doğru mu? Uzmanlık bölgemde ne kadar sahibinden satılık, ne kadar sahibinden kiralık varsa ben ararım. Şimdi size tavsiyem şu. Tavsiyem şu. Cumartesi günü Pazartesi, Salı ve Çarşamba'nın randevularını alırım. Çarşamba günü de Perşembe, Cuma, çalışıyorsanız Cumartesi, çalışmıyorsanız Perşembe, Cuma'nın randevularını alırım. Ama ben dedim ki Cumartesi'yi de yazayım. Arada ne var? Pazarlar var. Pazar zaten çalışmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aileniz de değerli. Bakın size şimdi bir program çıkartacağım. Ben nasıl çalışıyordum? Böyle gidiyor değil mi? Şimdi bak. Ben cumartesi günü arama yapmaya başladım. Tamam mı? Kaç aramada bir randevu alabilirim? Kaç aramada bir randevu alabilirim? %20 şansınız varsa 20 5 aramada. aramada bir diyelim. Evet. En kötüsü diyebilir miyiz? Tabii ki. Öldürün ya. Daha Onda gerçekçi yapalım. Onda 10 bir. aramada bir randevu mu alabiliyorum? 10 aramada bir randevu. Yani benim cumartesi günü, pazartesi, salı ve çarşambaya randevu alabilmek için, yani 3 randevu alabilmek için kaç arama yapmam lazım minimum? 30. Benim zaten belli bir süre sonra takvim uyarıyor. Etki çevrem uyarıyor. Uzmanlık bölgem uyarıyor. Sahibinden noktasının ayı uyarıyor. Arayabilecek kişi çok, doğru mu? Doğru. 30 tane arama yapıp 3 tane randevu alabiliyorsam cumartesi günü 30 tane arama yaparım. Çarşamba günü akşamüstü de 30 tane arama yaparım. Perşembe, cuma ve cumartesinden randevusunu alıyorum. Doğru mu? Eğer cumartesileri çalışmıyorsam çarşamba günü 20 tane arama yaparım. Perşembe ve cuma randevularını alırım. Doğru mu? En kötüyü konuşuyoruz. Doğru. Tamam. Yani ben haftada 50 tane arama yaparak 5 tane randevu alabiliyor muyum? Evet. En kötüsü. Güzel. Şimdi öncelikle bunu yapmamak deli olmak demek. Bunu yapmamak eşittir deli olmak. Randevu almaktan geçiyor her şey. Şimdi bakın burası çok değerli. Pazartesi günü velev ki benim Ahmet'le randevum var. Bak şimdi. Bunu çok böyle özene bezene anlatacağım size. Ahmet ile ilk randevu. İlk defa Ahmet'le yüz yüze geleceğim pazartesi günü. Randevuyu aldım. Doğru mu? Cumartesi günü randevuyu aldım. Ahmet Bey'den randevuyu aldıktan sonra son kısmında telefonu kapatırken ona derim ki Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saat 15.00'da atıyorum. Bostanlı Kahve Diyarı'nda görüşmek dileğiyle. Şimdi size telefonu kapatınca kendi gayrimenkul faaliyetlerimi anlattığım bir kişisel tanıtım videomu gönderiyorum. Orada görüşmek üzere. Kişisel tanıtım videomu gönderdim. Telefonu kapattıktan sonra kişisel tanıtım videomu gönderdim. Bir de ona şunu yapıyordum. WhatsApp'tan çok şık bir mesaj atıyordum. Ahmet Bey, pazartesi günü tarih pazartesi günü Bostanlı Kahve Diyarı'ndaki randevumuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de buradan hatırlatıyorum. 3. Bunu ben yapıyordum. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bazıları yapmıyor. Tolga Bey'le denemiştik, hatta olmuştu. Randevu ata diye bir şey var. E-postası varsa e-postasına. Numaradan da olmuş muydu? Numaradan oldu. Numaradan da oldu. Hatta e-postadan olmamıştı. Ben numaradan yapıyordum. Arkadaşlar, onun numarasına takvimden randevu onayı gönderiyorsunuz. Ahmet Bey'e bildirim düşüyor. Ahmet Bey onu onayladığı anda telefonun takvimine işliyor sizde olan randevusu. Onun telefonu. Evet. Tamam. Bunu yaptım. Bak şimdi. Aramalarım devam etti. Salı gününe kimle randevum var benim? Mehmet Bey. Mehmet'le olsun hadi.
Mehmet'le ilk randevum var. Aynı şeyleri ona da yaptım. Çarşamba günü kimle randevum olsun? Kutlusu. Hep erkek ya, bu ne ya? Şeyma. Şeyma. Tamam. Şeyma Hanım'la ilk randevum var. Doğru mu? Ahmet'le görüştüm, Mehmet'le görüştüm, Şeyma'yla görüştüm. Mantığı anlatmak için hızlı geçiyorum. Çarşamba günü Şeyma'yla görüştüm. Akşamüstü arama yapmaya başladım. Perşembe ve Cuma'ya randevularımı aldım. Perşembe kimle randevum? Zuhal Hanım'la. Zuhal Hanım'la. Zuhal'le ilk randevum. Cuma kimle? Rüstem Bey. Rüstem Bey'le. Niye bu kadar detaylı yazdığımı anlatacağım şimdi. Rüstem'le ilk randevum. Cumartesi çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Evet. Tamam. Cumartesi kimle randevu? Kutlusu'yla. Sen Kutlusu'yla görüştüreceksin. Ya Kutlusu'yla bir şey. Sarıhan Bey olsa daha zengin olur kesin. Tamam. Kutlusu. Lenin kanalı. Peki, cumartesiyi gördüm. Bu hafta 6 tane ilk satıcı görüşmemi yaptım. Devam ediyorum. Cumartesi ne yapıyorum? 30 arama daha yapıyorum. Pazartesi, salı ve çarşambaya yeni randevular alıyorum. Kimler olsun? Burada 3 tane daha yazacağım. Rıfkı. Rıfkı. Tamam. Rıfkı. Rıfkı ile ilk randevu. Salı. Seçkı. Fenasi. Şimdi çarşamba kimle deyince ne geleceğini biliyorum çünkü. Neydi? Sıtkı. Sıtkı. Bu arada 41 tane şeyimiz vardı ya. Hı? Mesela onların dışında diyelim ki 30 tane şey var. Kiralık var. Öbür tarafta dükkan var. Hayır, 41 tane sadece satılık. Sadece satılık var. Hı. Onun dışında atıyorum işte 150 tane var. Bu size 30 tane işte atıyorum işte 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey yapar. Dolduruyor. Dolduruyor. Yani. Ne yapıyor? Bu yeter yani. Ne yeter? O bile yeter ya. Peki hadi bir isim daha verin. Basriye Hanım. Tamam. Sabriye olmasın? Basri'nin dişisi. Basriye ile ilk randevu. Bir şey söyleyeceğim. Bu böyle gidiyor mu? Gidiyor. Ben ne pahasına olursa olsun haftada 6 tane portföy görüşmesi yapıyor muyum? Tamam. Şimdi bak. Ben Ahmet'le ilk görüşmeye gittim. EMP'ye girmiyorum. Detayları orada. Benim bir de sunum dosyam var değil mi? Doğru. Cumartesi günü Kırtasiye'ye gittim. Dedim ki aga. Ahmet Türk Yılmaz, Mehmet İçer, Şeyma Türkoğlu. İsimler bunlar, bana sunum dosyamı çıkar. Sadece kapağına isimleri yazıyor. Ve ne yazıyor? Ahmet Türk Yılmaz için özel olarak hazırlanmış sunum dosyasıdır yazıyor mu? Çıktısını aldın mı? Bir de mektupta var isim. Bu çıktı benim elimde mi abi? Evet. Şimdi ben Ahmet Türk Yılmaz'la görüşmeye gittim. Girdim. Buraları geçiyorum. EMP'de tüm detayları var izlersiniz. Ahmet Türk Yılmaz'a sunum dosyamı sundum. Burada ne amacıyla çıkmam lazım? Ahmet Bey bana fiyat diyecek, dinlemeyeceğim. Yetki diyecek, dinlemeyeceğim. Hizmet bedeli diyecek, dinlemeyeceğim. Yetki süresi hiçbir şey konuşmayacağım. Tanışma. Tek derdim hayır. Tanışacağım, sohbet edeceğim. Konuşma. Ama ona diyeceğim ki 5 gün boyunca senin mülkünle alakalı ben bir reel piyasa analizi dosyası oluşturacağım. Ekspertiz yapacağım. Ve bu çalışmam 4 gün vaktim alacak. Seninle 5 gün sonra görüşeceğiz. Ben bunu senin için tamamen ücretsiz, sadece senin için yapıyorum. Birlikte çalışmak zorunda değiliz. Ben 5 gün senin için çalışacağım. Aslında sadece 2 saatte yapacağım bir iş var. Ama ben onu 5 gün diyorum. Peki. Şimdi ben Ahmet'le 5 gün sonra Ahmet'e randevu veriyorum. Bu sefer RPA sunmak üzere bir daha görüşeceğim. Ya onu ofise çağıracağım, ya ben gideceğim. Doğru mu? Doğru. Peki, Ahmet'le 5 gün sonra ikinci görüşmem var. 1, 2, 3, 4, 5. Cumartesi günü Ahmet'le, yani bu Ahmet'le, aynı kişi, Ahmet'e RPA sunumu var. Doğru mu? Evet. Artık benim asıl portföy görüşmesi dediğim bu zaten. Aslında bunlar ilk tanışma. Ahmet'e 5 gün sonra RPA sunumum. Peki, güzel. Bir gün sonra Mehmet'le ilk randevum var. Mehmet'e de dedim ki ben senin için bir çalışma yapacağım. 5 gün boyunca sana çalışacağım. 5 gün sonra sendeyim.
Mehmet'in 5 gün sonrası ne zaman? Pazartesi. Pazarı atla. Pazartesi. Burada ne var? Mehmet RPA sunumu. Doğru mu? Yani portföy görüşmesi. Şeyma'nın RPA sunumu ne zaman? O da salı günü. Salı. Doğru mu? 5 gün sonra. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu tarihleri siz belirleyeceksiniz. Müşteri değil. Ha, velev ki Mehmet dedi ki ya ben pazartesi uygun değilim, salı gel. Tamam, onu buraya alırsın, onu da buraya alırsın. Doğru mu? Problem yok. Neydi? Şeyma RPA sunumu. Ümitaz Bey, bir gün içerisinde ayrı RPA yapamaz mı farklı saatlerde? Asla. Geleceğim. Asla. Peki, Zuhal'in RPA sunumu ne gün? Çarşamba. Bugün de Zuhal'in var. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Zuhal RPA sunumu. Bu da böyle gidiyor mu? Tamam. Şimdi ben hatırlarsanız Ahmet'te randevu aldım. Gittim sunum dosyası verdim pazartesi günü. Doğru mu? Sonra dedim ki 5 gün sonra görüşürüz. Cuma'ya randevulaştık. Bu iki kişi aynı, doğru mu arkadaşlar? Peki ben bu RPA için sahada bir çalışma yapmam gerekmiyor mu? Evet. Satılmış mülklerin bilgilerine ulaşmam gerekmiyor mu? Olur. Sahada Ahmet için 5 gün boyunca senin için çalışacağım dediğim aslında 2-2,5 saat çalışacağım. 2,5 saat bir çalışma yapmam gerekiyor mu? Sahada Ahmet için RPA çalışması yaparken bir sürü insanla tanışabilir miyim? Evet. Peki sahada Ahmet'in mülkü için RPA çalışması yaparken esnafla konuşuyor ya sektör. Esnafa sor bu bölgede neresi satıldı. Aa, o esnaflar kim? Sizin önce konuşulan olan kişiler. Hani öğleden önce benim kankam olan esnaflar yok mu? Şimdi benim Ahmet'le ilgili saha çalışmamı ilk randevudan hep bir gün sonra yapardım. Yani benim Ahmet'le ilgili, Ahmet yok, burada Ahmet var karşımda değil mi? Bunda da var karşımda. Ama saha çalışmamda Ahmet yok değil mi? Ben yapıyorum o çalışmayı. Bir gün sonra Ahmet saha çalışması diyorum. Ahmet için. O mülk için değil mi? Ahmet saha çalışması. Mehmet'in saha çalışması nerede? Çarşamba günü. Çarşamba günü. Bakın şimdi. Şeyma'nın saha çalışması nerede? Şeyma'nın saha çalışması da burada. Zuhal'inki bir gün sonra. Değil mi? Evet. Zuhal'in saha çalışması burada. Rüstem'inki o da bir gün sonra. Değil mi? Güzel. Kudüs'ininki? Pazartesi. Buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Hiç de üşenmem. Kudüs'ü saha çalışması. Peki Rıfkı'nın saha çalışması ne zaman? Salı günü. Tamam. Rıfkı saha çalışması. Sıtkı'nın saha çalışması. İsimlerinizi seveyim ya. Sıtkı da çarşamba günü. Saha çalışması. Bu da böyle gidiyor mu? Şimdi bak. Farkında mısınız? Cumartesiden itibaren, yani bu çalışmayı yapmaya başladığım günden itibaren, 5. günden itibaren benim her gün 3 işim var. Her gün 3 işim var. Doğru mu? Bak cumartesi günü ne işim var? 1. Kudüs'ü ile ilk randevum var. Öğleden sonra. 2. Ahmet'e RPA sunumum var. 3. Rüstem için saha çalışması yapmam lazım. Doğru mu? Doğru. Ve bugünden sonra her gün sahada 3 işim var mı? Var. Bugüne kadar 4 gün boyunca 2, ilk gün sadece 1 tane işim var değil mi? Şimdi sorunuzun cevabını veriyorum. Herhangi bir güne 2 tane ilk randevu alırsanız bu düzen bozulur, zamanınız yetmez, yetişemezsiniz. Herhangi bir güne 2 tane RPA sunumu koyarsanız bu düzen bozulur, zamanınız yetmez, yetişemezsiniz. Herhangi bir güne 2 tane veya 3 tane RPA çalışması koyarsanız düzeniniz bozulur, zamanınız yetmez, zamanı yönetemezsiniz.
yetişemezsiniz. Şimdi her gün yapılabilecek 3 tane iş var öğleden sonra. Şimdi bakalım. İlk randevu ne kadar sürer? Yarım saat. Sürer. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz ama biraz geçebilir. Şu anda her şeye en kötü ve en fazlasını söylüyoruz değil mi? İlk randevuya diyelim ki 1 saat. Saat çalışması ne kadar sürer? Hadi diyelim 2 saat. Yapmaya çalıştığım sadece satılmış mülk bilgisi. Gerçekten o bölgenin uzmanıysanız sizde var o bilgi zaten. Ama yine de sahada satılmışlara ulaşmanız lazım. Hadi diyelim 2 saat. Fazla söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu süre mutlaka lazım olacak. Bu sahadan kastımız sanal ortamda bir saha mı yoksa? Hayır. Çıkacaksın esnafa, ona buna, kapıcıya, görevliye, emlakçıya, bu bölgede 3+1, 120 metrekare satılıklar ne kadara satıldı, en son neresi satıldı? RPA kısmını iyi izle. Saha çalışması 2 saat. Peki, RPA sunumu? Artık portföy görüşmesi ne kadar sürer? 2 saat. 2 saat sürmez, çok uzun. O kadar sürmemeli kadar. Sürmemeli. 1 saatini. Hadi 1 saati de geçir ya. 1,5 saat diyelim. Bak şimdi. Madde 1. Siz uzmanlık bölgeniz dışında portföy alırsanız bunların hiçbirine yetişemezsiniz. Katılıyor musunuz? Kesinlikle yetişemezsiniz. Evet. Güzel. En azından yolda harcadığınız zaman kayıt. Bunların toplamı 5,5 saat mi? Doğru. Şu kısım gitgide küçülecek. Doğru mu? Evet. Saha çalışması kısmı gitgide azalacak. Çünkü biliyor olacaksınız orada neresi kaça satıldı. Sizden soruluyor olacak zaten. Maksimum 5,5 saat diyelim. Ama bunun ortalaması 4-4,5 saate iner. Peki arkadaşlar, yemekti, içmeydi, bilmem neydi, yer göstermeydi. Aşağı yukarı 2,5-3 saat doğru olur mu? Yol filan. Yol olmaz. Uzmanlık bölgendesin. Ne yolu var? Buradayız zaten. Tabii. Ettim size 8 saat. Tapu olan günler başka. Hayır, benim yer göstermem var. Olmaz. Evet. Veya randevum var değil, tapuya gitmemek yok. 8 saat. Yani öğleden sonra bile her şeyi full yapsam bile senin 8 saatin var. Yani yemek içmeyi de buna kattığımız için bizim öğleden önceki çalışmamız 12'de mi bitiyor? 8 ekle. 20. Yazın hava aydınlık mı saatte? Tamam, ben çalışıyorum. Eğer illaki ben 19.30'da evde olmalıyım, evliyim, bakmayayım, şöyleyim, böyleyim diyorsan öğleden önceki çalışmanı yarım saat kıs, 8.30'da değil 8'de başla ama. Yani oradan da 3 saati öyle çalma. 1 saat oradan kıstım, 9-11 arası olmasın. Orası çok değerli çünkü. Doğru mu? Yani zaman yönetimini doğru yapmak istiyorsan senin şimdi her günkü programım bu. Şimdi soruyorum size. Bu adam kim? Mümtaz. Bu gayrimenkul danışmanı. Mümtaz'ın bugün öğleden sonra arkadaşlarıyla çay içmeye gidecek vakti var mı? Yok. Bankada çalışıyor olsaydı izin verilen miydi? Hayır. Güzel. Mümtaz'ın bugün öğleden sonra Göztepe'nin maçına gitmek vakti var mı? Hayır. Yok. Bankada çalışıyor olsaydı izin verilen miydi? Hayır. Mümtaz'ın hastalanma hakkı var mı? Var. Bankada çalışıyor olsaydım izin verilen miydi? Verilen. Yani siz bu işe gerçek meslek olarak baktığınız müddetçe, gerçekten bir profesyonel olduğunuz müddetçe, haftada 6 tane, burayı siliyorum, fotoğraf almak isteyen varsa alsın. Haftada 6 tane ilk tanışmanız olacak. Şurayı açıksana. Haftada 6 tane saha çalışmanız olacak, RPA çalışmanız olacak. Haftada 6 tane de portföy görüşmeniz olacak. Yani RPA sunumunuz olacak. Doğru mu? Yani gelelim aya. Çektin mi? Süreye evet, çekin. Tamam. Bunu WhatsApp gruplarımıza da atarsınız. Yani eşittir. Böyle çalışan birisi. Öğleden önce kalp kazanmaya çalışan, öğleden sonra gayrimenkul danışmanlığını layıkıyla yapan, gerçekten zaman yönetimine sahip birisi. Sadece pazartesi günleri bir istisnası var. Bunun öğlene kadar ofis toplamış. Onun dışında bütün zaman sizin. Yani eşittir. Ayda 24 tane portföy görüşmesini
Doğru. Yani. Yani ayda 24 tane RPA çalışması da ilk tanışmanın neticesi değil mi bu? Ayda 24 tane portföy görüşmesi. Yani RPA'sı yapılmış, doğru fiyatla alınmaya çalışılan 24 portföy. Arkadaşlar, bu 24 tane portföy görüşmesini gelin 15 tanesi bize yetki vermesin. İlk görüşmemiz bunlar. RPA'yı da sunduk. Alamadık. Ne kadar bak en kötüyü konuşuyoruz değil mi? 15 çok büyük sayı. 9 mu kaldı? Bu 9 tanenin ikisi ölsün. Ölsün. Allah rahmet eylesin. Ne kaldı? 7. Bu 7 tanenin 2 tanesi ben bu görüşmeleri yaparken satsın. Oho sen daha RPA yazacaksın. En kötüyü konuşuyoruz değil mi? Ne kaldı? 5. Bir tanesine de bir şey olsun ya, ne olsun? Vazgeç. Vazgeç. Ne kaldı? 4. Bak şimdi, 4. Ben böyle çalışan birisi olarak ayda 4 tane portföy alır mıyım? En kötü. Tabii ki. Bakın arkadaşlar, sunum dosyası, RPA, kişisel tanıtım videosu, ilk sunum dosyası, WhatsApp, teşekkür mesajı, o mesajı, bölge bülteni, uzmanlık bölgesi çalışması, o bölge çalışmaları, aramaları, nezaket, ısrar etmemek, saydığım her şey var. Bu anlattığım kriterlerde 24 tane portföy görüşmesi. Ben iddia ediyorum. 10-12 tane portföy alırsın en kötü ihtimal. Şu anda ben öldüm bitti mi yazıyorum, doğru mu? En fikir miyiz? 24'te 4. 6'da 1. Yani %17 başarıyla sen dahi ayda 4 tane portföy alırsın. Bu sayıyı unutmayın. Uzmanlık bölgende ortalama mülklerin fiyatı ne? 350-400. Bostanlı konuştuk. 500 bin lira. Aa, orada 1 milyona 2 milyona da yer var. 400 bine de var. Ortalama 500 bin diyelim. Tamam. Ortalama 500 bin. Hep en kötüyü konuşuyoruz. Bir tane mülkten. Hizmet bedelimiz ne bizim? Satıcıdan 15 bin. Hepsi artık KDV. Alıcıdan 15 bin. 30 bin. Şu anda ben her mülkten 30 bin lira kazanacaksın diye hesap yapsam sana mantıklı gelir mi? Hayır. Çünkü bütün mülklerde alıcıyı biz getirmiyoruz. Başka emlakçı da getirebilir. Başka bir meslektaşım, ofis arkadaşım getirebilir. Doğru mu? Doğru. Yani şu alıcıyı ben bulamayabilirim. Ama bulabilirim. Bulursam 30 bin. Bazı arkadaşlar var. Diyor ki Mümtaz Bey yönetmenlik şöyle böyle örtmek. Bizim ofiste de var dolu. %3 artı KDV. Sen bunu öğretin ama ben 2 artı KDV alıyorum. Okey. Hadi %2 alırsa 10 bin mi? Alıcı satıcı onda olursa 20 bin mi? Ciro. Evet. Ben sadece en kötüden gidiyorum. Ortalama en kötü ihtimal bir tane mülkten 15 bin lira ciro yaptığını farz ediyorum. Gerçekçi oldu mu şimdi? Evet. 30 bin de yapabilirsin. 20 bin de yapabilirsin. Değil mi? 15 bin lira mülkten kazanacağını farz edelim. Şimdi 4 tane doğru fiyatlı portföy. 4 tane doğru fiyatlı portföy. Altını çiziyorum. Doğru fiyatlı ve doğru pazarlanmış 4 tane portföy. Kaç tanesi satılır? Ayda. Bir tane satılır en az. Bir tanesi. İki tanesi. Ben söyleyeyim mi? Doğru cevap tamamı. Tamamı o mülklerin bir şekilde satılır. Ama ben en kötüden gidiyorum ya şimdi. Hep en kötüden gidiyorum. İki tanesi satıldı diyelim. İki tanesi satıldı. Ayda iki tane satışa oturdu senin ortalaman. En kötü ihtimalle. Ne ciro yaptın ayda? 30 bin. 30 bin TL ciro yaptın. Yılda? 360 bin. 360 bin TL ciro yaptın. AMP'de 360 bin hatırlıyor musunuz? Hı hı. Bluestart'tan hatırlıyor musunuz? Her şey çok kötü de gitse yılda yapacağın ciro 360 bin. Bunda ne yok? KDV mi? ADV yok zaten, o ayrı. Bunda ne yok? Yani bize kalan değil mi bu? Ya kiralık yok, kiralık. Bir de çerezler var değil mi? Kiralığa ben çerez gözüyle bakıyorum. Çünkü mülk sahibinin hizmet bedeli ödemediği, tabii o da var. Mülk sahibinin hizmet bedeli ödemediği, 5000 TL'ye kadar yetki belgesi zorunluluğu dahi olmayan kiralıklardan kazanacağım paralar var. Artı referral'lar var.
artı referral'lar ya. Yani yönlendirmelerden gelen para var. Çünkü sen bu bölgenin dışına çıkmıyorsan insanları çalıştırman lazım. Artı ne var? Artı ne var? Çözüm ortaklarından kazanacağın paralar olur. Değil mi? Müşteri mutfak yaptıracaktı. Bir şekilde para kazanabilirim. Nakliyeciyle anlaşırım. Ona müşteri yönlendiririm. Para kazanırım. Doğru mu? Bir şekilde taşeronlardan para kazanırım. Kazanırım da kazanırım. Şu rakam 500 bin liraya gelir mi? Hadi gelmediğini farz edelim. 360 bin lira kalsın. 360 bin lira yıllık ciro sizi Cobalt Banker'da Diamond Club yapar. Cem buyurdu ödül alırsın. Cobalt Banker 100 bine bile ödül veriyor şu an Sterling'de. Yani işin en başı nereden geçiyor? Bak hep en kötüyü konuştuk değil mi? Kalkıp burada size muhteşem rakamlardan örnekler versen bu 360 bin 1,5 milyon olur. İşin özü 1/10 muydu randevu oranı senin en kötü ihtimal? Evet. Şu dil randevuyu alana kadar arama yapmak. Biraz biz bize olduğumuzdan rahat konuşacağım. Sen 10 arama dahi yapmaktan kendini alıkoyuyorsan, kendini 10 arama yapmamakla ilgili kandırıyorsan, sana 10 tane telefon açmakla ilgili bile bazı şeyler daha tatlı geliyorsa arama yapmak dışında, sen kendini kandırırsın. Beni değil, sahayı değil, aileni değil. Kendini kandırırsın. Şimdi bugün cumartesi. Bugün bizim ekibimizin pazartesi, salı ve çarşambanın randevularını alması gereken gün aslında. Pardon, bugün pazar da cumartesi de. Doğru mu? Bir de sen devamlı yaptıkça bu 10'da 1, 8'de 1'e inen mi? 7'de 1'e inen mi? Tabii. Doğru mu? Çünkü bu aramaların hepsi o adamın ilk arayışım değil ki. Bazıları ikinci, üçüncü arayışım, dördüncü, beşinci arayışım. Bir hitabına değişiyor yani. İnemiyoruz artık. Buna kadar iner arkadaşım. Ve cumartesi günleri 6 tane telefon açmak dışında belki de işin kalmaz. Cumartesi çalışmıyorsan. Yani sonuçta hep aynı yere geliyoruz. Bilenler değil, yapabilenler kazanır. Ama yapabilmek de yetmez. Ben şu anda çok güzel arama yapabiliyorum. Ama yapmıyorsam. Yapın. Ne pahasına olursa olsun yapın. Kıyamet de kopsa yapın. Sizi şu günlük programdan hiçbir şey alıkoyduramaz. Ben gayrimenkul sektörüne girdiğimden beri dünyanın en gıcık patronuyla çalışıyorum. Kim biliyor musun? Kendim dahi değilim. Keşke kendim olsa. Beni geçti. Benim takvimim beni yönetiyor. Bana şimdi geçenlerde hanım diyor ki, ya diyor çok bunaldım diyor, şöyle diyor, güneye doğru bir 3 gün gidebilir miyiz? Takvimi sorayım. Sor bakayım ne diyor. Mümkün mü? Beni takvim yönetecek. Takvim benim patronum. Ama takvime verileri gelen kim? Yani bugüne kaç kilona başladınız? Efendim? Tahmin edeyim mi? 14. Bugün 14. 14. Bir tanesi sadece eğitim. 24'ün altına inmiş şey. Evet. Pazarlar iniyor. Efendim abi? Arkadaşlar veri tabanı, takvim entegrasyonu. Size dünden beri bilim döndüğünce 2 günlük hızlandırılmış şekilde bir gayrimenkul profesyonelini, gerçek bir gayrimenkul profesyonelini. Yani verimli çalışan bir gayrimenkul profesyoneli. Meşgulle verimli arasındaki farkı bilen bir gayrimenkul profesyoneli. Etrafımızdaki herkes çok meşgul. O sorsam çok meşgul. Portföy yok, görüşme yok, randevu yok. Çok meşgul. Nasıl çalışması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bunları uygulamak, uygulamamak size bağlı. Çünkü gayrimenkul sektörüne giren insanların %80'i başlayamıyor. Başlayanların %80'i de devamlı yapamıyor. Veya vazgeçiyor. Dünkü eğitimde Mustafa Kemal örneğini verirken ne dedik? Bir insanın başına daha neler gelebilir? Ha ne gelebilir ya? Bir insanın başına ne bela gelebilir bir ülkenin, milletin? Nasıl bir durumda olabilir? Şimdi size de şunu söylüyorum. Dün hayattaki en büyük sıkıntımızı konuştuk. Düşündük. Son bir hafta, son bir ay, son bir yıl, 6 yıl, 10 yıl hayat boyu konuştuk. Ondan sonra size Nick Vujicic'in bir videosunu açtım. Ve gerçekten o sıkıntı, en büyük sıkıntın olduğu için Allah'a şükrettim değil mi?
Ölüm evet. dışında dedik çünkü. O yüzden arkadaşlar beni bu programdan alıkoyacak bir güç ben tanımıyorum. Bakın size bir örnekleyin. Kemalpaşa Ulucak'ta oturuyorduk gayrimenkul sektörüne girdiğimizde. Kemalpaşa Ulucak'ta oturuyoruz Leyla Hanım'la beraberiz. Leyla Hanım Alsancak'ta yaşıyor, aracı yok. Ve Alsancak'ta çalışıyor. Ve mesaisi 9.30'da başlıyor. Bizim ofiste 9-9.30'da açılıyor. Ama ben 6.40'da uzmanlık bölgeme gitmem gerekiyor. Leyla Hanım sadece Ulucak'tan Kemalpaşa'ya bir dolmuş. Kemalpaşa'dan Bornova'ya bir dolmuş. Bornova'dan metroya biniyor 3. vesait. Halkapınar'dan İzban aktarmayla Alsancak'a gidiyor. En kolay Alsancak'a gidişi 4 vesait. 4 vesaitte dönüş. Ve bana diyordu ki Mümtaz'cığım beni iş yerime götürür müsün? Hani sen bıraksan çok daha kolay olmaz mı? Çünkü Ulucak'tan Alsancak'a uğrasan oradan Karşıyaka'ya gitsen olmaz mı? Ya da Bornova'ya metroya bıraksan da ben oradan başımın çaresine baksam. Dedim ki seni bırakırım. Ama benimle 6'da evden çıkacaksın. Çünkü ben 6.40'da uzmanlık bölgemde olacağım. Geliyordu. Çünkü gidiyordu iş yerinin oraya. Bir çay, kahve, kahvaltı, biraz işte bilgisayar işleri falan filan. Ben kendi eşime dahi 4 vesait yaparsın. Benim mesaim bu. Benim mesai saatim bu. Benim işim bu dedim. Diyebildim. Çünkü ben bir iş sahibi olduğumu biliyordum. Etrafımdaki insanları da buna ikna ettim. O yüzden lütfen gerçek anlamda bir iş sahibi gibi olun. Gerçek anlamda bu bir meslekmiş gibi kendinizi inandırın. Hatta ona uygun giyinin. Gerçek bir gayrimenkul danışmanının ne yapması gerekiyorsa siz onu yapın. Bu bir meslek. Dün size bir arkadaşımı bankaya işe yerleştirme yalanıyla nasıl da çocuklarını anne babaya bir günde hallettiğini işe girerken anlatmıştım. O yüzden arkadaşlar siz inanmazsanız size kimse inanmaz. Siz inanmazsanız başaramazsınız. Şu anda bugünden itibaren kendinize bazı engeller bulacaksınız. Bir sürü mazeret üreteceksiniz. Ondan sonra aklınıza bu an gelsin. Bu gerçekten bir engel mi? Gerçekten bir engel mi? Bakın sadece Bostanlı'da sahibinden satılık sadece daire 41 tane bugün itibariyle. Birileri çok para kazanmaya, birileri hayallerine ulaşmaya devam ediyor. Kriz dönemiymiş, mevsimsellikmiş, hiçbir önemli değil. Tapu dairesi işlem dolu. On binlerce tapu işlemi yapılıyor. Ayda iki tanesini siz yapsanız hayallerinize ulaşıyorsunuz. Şaka gibi değil mi? Ve bu şekilde çalışırsanız, hiç taviz vermezseniz, başarı gelip sizi bulacak. Ama kendinize bir söz verin. Ben AMP'de öğrendiklerimi, uzmanlık bölgesi çalışmasında öğrendiklerimi, 100 gün boyunca, ben böyle bir söz vermiştim. Hiçbir portföy dahi alamasam dahi, hiçbir randevu alamasam dahi, 100 gün boyunca hiç vazgeçmeden uygulayacağıma söz veriyorum demiştim. Yani 97. gün bile başıma bir şey gelse 98. günü zorlayacağıma söz veriyorum demiştim. Bir karikatür var biliyor musunuz? Kazıyor, kazıyor, kazıyor. Bir kazma daha olsa elması bulacak ama vazgeçip geri dönüyor. Bize böyle. Evet. En başta ne demiştim? Sizin en iyi versiyonunuz sizsiniz. Kendinize kendinizin en iyi versiyonunu yükleyin. İnanan, başaran asla vazgeçmiyor. Bırakın emlakçılığı tercih ettiğiniz için size emlakçı olun lan diyen insanlar 3-4 ay sonra sizden borç para istemeye başlasınlar. Biz bu ofisi açarken, Coldwell Banker Batı Gayrimenkulü açarken benim etrafımda bana en yakın dostlarım 3 ayda batar, 5 ayda batar diye iddiaya giriyor. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük Coldwell Banker ofisiyiz. Ve daha sadece 1 yıldız arkadaşlar. Ve daha hep beraber neler başaracağız. Neler başaracağız? Geçen sene Ocak ayındaki ciromuzu 2020 Ocak ayında 12'ye katlamışız. Geçen sene Şubat ayındaki ciromuzu daha ayın yarısında olmamıza rağmen 16'ya katlamışız.
Bunlar sadece analitik olmak, hiç taviz vermemek, emek vermek beni bu yoldan ne alıkoydurabilir ya? Kimin gücü yeter? Hadi! Asla müsaade etmiyorum. Siz de etmeyin. Benim dilim döndüğünce anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.